Hoş geldiniz. Çok güzel bir bültenle karşınızdayız. Hafta içi programını konuşacağız. Futbolda Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde karşılaşmalar oynanacak. Basketbol bültenine baktığımız zaman Euroleague'de heyecan başlıyor. Sevgili Ümit Avcı da bugün yanımızda, yayınımızda Görkem Candan ve Ozan German'la ben Barış Düşmez sizlere hafta içi bülteninden seçimlerimizle yardımcı olmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ümit'i de uzun bir aradan sonra programımızda görmek bizleri mutlu etti. Bundan sonra sık sık aranızda olur. Yoğun bir program. Sadece giden bir program. Şampiyonlar Ligi de başladı. İşte diğer Avrupa kupalarımız da başlıyor. Yoğun bir maraton bizi bekliyor. Ligin yarısından fazlası zaten Avrupa'da mücadele ediyor değil mi? Tabii. Yani çok fazla takımımız var. 10 tane takımımız. Kadın basketbolunda muhtemelen bu sene bir şampiyon çıkartırız Fenerbahçe'den. Yıllardır o beklediğimiz şampiyonluk hani bu sene gelsin diye çok umut ediyoruz. Euroleague'de zaten Anadolu Efes'te Fenerbahçe ve Beko'yla iddialıyız. Şampiyonlar Ligi'nde çok iddialı takımlarımız var. Euro Cup'ta Fortex'e Bursa geçen sonra finalde kaybetti. Bu sezon şampiyon olabilir. Böyle bir maraton bizi bekliyor. Biz futbolla başlayalım. O zaman temsilcilerimize de başarılar dileklerini göndererek sözü sana bırakalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Avrupa Ligi'nde 3. maçına çıkacak AEK Larnaka ile Güney Kıbrıs Rum kesimi takımını ağırlayacak Fenerbahçe 2-2 yaptı. Özür dilerim. Ren maçını sanki kazanmış gibi aslında kaldı. 2-0 geriden gelince 2 maç 4 puan. AEK Larnaka'da Dinamo Kiev'i 1-0 yendi. Onlar da sürpriz yaptı ama şimdi Fenerbahçe derbiden çıktı. Biraz yorgun olabilir düşüncesi hakim olabilir ama Fenerbahçe'nin o kadar geniş kadrosu var ki Jesus zaten 2 maç üst üste aynı kadroyu kolay kolay kullanmıyor. İyi rotasyon yapıyor. Konuşmuştuk geçtiğimiz gün. Beşiktaş derbisinde yine Lincoln'u kullandı sol tarafta. Şaşırdım. Ama 70 dakikada pozisyon vermedi yani Beşiktaş'a. Öndeki oyuncuları biraz formsuzdu. Özellikle Valencia. Valencia'yı Fenerbahçe'de hani ilk 2 maçı dışında bu kadar formsuz görmemiştim. Çok kötü oynadı Valencia Beşiktaş maçında. Burada muhtemelen Batshuayi artık ilk 11'e monte edilecektir diye düşünüyorum. Larnaka karşısında. Ben yine tempolu bir Fenerbahçe başlangıcı olacağını tahmin ediyorum. İlk yarıda 2 gol bekliyorum. Ben de Fenerbahçe tarafında olacağım. Ben zaten galibiyetini bekliyorum Fenerbahçe'nin. Zaten yani AEK Larnaka'ya göre çok daha iyi bir takım olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Aslında AEK Larnaka beklentilerin ötesine geçti grupta. Yani Ren'i çok zorladı, Kiev'den puan aldı. Kadıköy'de hiç kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe Ren deplasmanı muhteşem dönüşünden sonra grupta zirve için önemli aday olduğunu bence gösterdi. Yani Ren'e de bunu kabul ettirmiştir diye düşünüyorum. Çünkü zaten 2-0 olurken de ilk yarı pozisyon vermemişti neredeyse Ren'e. Şimdi Larnaka karşısında iyi bir başlangıç bekliyorum Fenerbahçe'den. Yani çünkü taraftar, şimdi derbinin sonrasında kendi taraftarıyla buluşacak bir Fenerbahçe olacak. Bir ateşli de taraftar atmosfer de iyi olacaktır. İlk yarıdan Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. İlk yarı 2 gole de katılıyorum. Ama ilk yarı 1'in oranında 1.62 şu an. Bence güzel. Ev sahibi ilk yarı 0.5 gol üstüsü de hiç fena değil. Bu da değerlendirilebilir Fenerbahçe. Larnaka mücadelesi için. Ben de Fenerbahçe'de yüksek skor bekliyorum, üst bekliyorum. Ama ben basketbolda bekliyorum. Bizim de şimdi Fenerbahçe Beko demişken Euroleague'e de gidelim. Bayern Münih deplasmanında sezonu başlayacak temsilcimiz. Bayern Münih geçen sezonki kadrosunu büyük ölçüde korudu. Yani Alman takımlarında aslında çok istikrar göremeyiz belki ama tabii onlar Euroleague oynadığı için büyük ölçüde kadrolarını korudular ve hem 1 hem 5 numaraya 2 NBA patentli oyuncu da kattılar. Dolayısıyla Bayern Münih'in tempo anlamında yine yüksek tempoda oynayacağını düşünüyorum ki lige de öyle başladılar kendi liglerine. Fenerbahçe Beko'da şu anki görüntü tabii çok iç açıcı değil belki. Henüz çok zamana ihtiyacı var temsilcimizin. Bunu ne şekilde söyleyebilirim. Ama Türkiye Ligi'nde ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan rotasyon, yabancı rotasyon nedeniyle takımın skor potansiyeli yüksek isimleri kenarda kalmıştı. Bu maçta Euroleague maçı olduğu için bütün hücumcular da sahada olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve Fenerbahçe Beko'nun birazcık daha tempolu hücum etmesini düşünüyorum. Bu da hücum etmek demek savunmada zaaflar vermek demek. Çünkü Fenerbahçe'nin savunmasına Wilbekin ve Edwards yan yana oynadığı zaman gerçekten çok ciddi bir fiziksel düşüş olabiliyor. Bu nedenle ben bu maçta yüksek skor bekliyorum. Öncelikle bunu söyleyebilirim ki 152.5'un üstü güzel bir oran gözüküyor. Profesör ne zaman dönecek? Onun çalışmalara başladığı söylendi. Fiziksel çalışmalara. Bir
bir iki haftası var. Ondan sonra dönecekler diye düşünüyorum. Tabii onun dönüşü bambaşka bir sistemi de beraberinde getirecek. Fenerbahçe Beko'nun acilen aslında ona ihtiyacı var. Fransa'ya uzanalım buradan. Monaco, Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Fransa Lig 1'de toparlanan bir Monaco izliyoruz. Son 4 maçından da galibiyetle ayrıldı. Nice, Lyon, Reims, Nantes son olarak 4-1 ile geçti. Trabzonspor da ligdeki son maçında iyi bir görü dönüşe imza attı ve Kayseri Spor deplasmanında kazanmayı başardı. Ama Monaco maçı çok daha zor olacak diye düşünüyorum. Ben gollü bir Monaco galibiyeti izleyeceğimizi düşünüyorum. Maç sonu 1-2.5 üstü. Esasında Trabzonspor böyle Kayseri maçını kaybeder gibiydi. Bir tane tartışmalı penaltıyla kazandı ama kazandı. Daha önce kötü oynadığı maçlar vardı. Bu kez Kayseri maçında iyi oynadı Trabzon. Fena oynamadı. Trabzon'un zaten bu tartışmalı pozisyonları Adana Demirspor maçından itibaren sürüyor. Aynen öyle. Şimdi şanssızlıkları Monaco'nun en formda dönemine denk geldiler. Monaco sezon başında bu kadar iyi değildi. Hatta bir teknik direktör değişikliği bile konuşuluyordu. Ama tribünde çok fazla sayıda taraftar olmayacak olması bence Trabzonspor'un biraz avantajı olabilir. Çünkü Monaco taraftarı diye bir şey çok fazla yok. Ama Trabzonspor savunması da çok fazla güven vermiyor. Ben ilk yarıda bir Monaco golü bekliyorum. Ben de aynı tercihi verecektim. Şimdi tercihimi değiştiriyorum. Niye değiştiriyorsun? Aynı olmasın. Aynı yoldan gideceğim. İlk kere 1.5 üstte de oraya vireceğim. Ya ben de çünkü ilk kere Monaco golü bekliyordum. Bir gol daha çıkma ihtimali muhtemel. Çünkü Monaco ya çok formda. Son 6 maçının 5'ini kazandı. Kaybettiği tek maç Ferencvaros maçı. O da beklenmedik bir yenilgi oldu açıkçası. Grupta dengeleri değiştiren bir yenilgi oldu Trabzonspor adına. Trabzonspor'da Kızılyıldız'ı yenerek grupta ben de varım mesajını verdi ama savunması hiç güven vermiyor. Yani çok pozisyon veriyor kalesinde, çok pozisyon görüyor. Uğurcan da geçen senelere göre biraz düşük performans sergilediği için Trabzonspor zorlanarak kazanıyor diyebiliriz. Yani çok gol yediği için. Ve ben Monaco karşısında en az 2 gol yiyeceğini düşünüyorum. Yani ev sahibi 1.5 üste de yakınım bu karşılaşmada. 1 ve 2.5 üst, ev sahibi 1.5 üst ve ilk yarı 1.5 üst gibi seçeneklerim var benim bu maçta. Temsilcilerimizle devam edelim o zaman. Yavaş yavaş Letonya'ya doğru uzanalım. Riga Skola'yla Başakşehir karşı karşıya gelecek ki bence grubun en zayıf halkasıyla oynayacaklar şimdi. Geride kalan ilk iki maçta takımların aldığı sonuçlara baktığımız zaman Ankara Gücü karşısında da Başakşehir galip gelmeyi başardı. Ligde de haftayı karlı kapattı. Adana Demirspor, Galatasaray, işte Beşiktaş, Fenerbahçe beraberlikleriyle bayağı bir moral de buldular. Bu Avrupa Ligi'ne de yansımaya devam eder diye düşünüyorum. 3'te 3 bekliyorum. Yani Başakşehir iyi oynuyor mu dersen çok iyi oynamıyor. Ankara Gücü maçında çok iyi oynamadılar ama ilk kez gol yediler. Penaltıdan da olsa kalelerinde Süper Lig'de ilk kez gol gördü Başakşehir. Geniş bir kadrosu var. Bence de hata yapmayacaktır bu karşılaşmada. Yani Rigas'ın evinde Hartz'a 2-0 kaybettiğini de gördük en son. Yani Hartz'ı Başakşehir karşı izlemiştik. Ya yani bayağı zayıf bir takım görüntüsündeydi. Rigas ona bile karşı koyamadı. Tamam, Fiorentina'dan puanı aldı belki ama Fiorentina en sallantılı döneminde puan almıştı. Ben Başakşehir'in bu formuyla hata yapmayacağını düşünüyorum. Maç sonu 2 de bekliyorum. Bunun yanında deplasman 1.5 üstün oranı biraz daha iyi. Ben 2 gol de atabileceğini düşünüyorum Başakşehir'in. Peki diğer temsilcimiz Sivas. Artık kazanma zamanı geldi mi? Yani Balkani ile oynayacaklar. Artık kazansın diyeceğim ama 10 kişi Hatay'ı da mağlup edemediler. 2-1'e gelmişti skor. Ben yine gol yiyeceklerini düşünüyorum Balkani'den. Mağlup edemediler bir kenara kaybettiler de maçı. Puan da alamadı. Aynen öyle yani. Sivasspor'un işi çok zor. Nasıl toparlanacaklar bilmiyorum. Balkani belki yenerler ama ben gol yiyeceklerini düşünüyorum. Deplasman 0.5 üstü. Ben de karşılıklı gol var tarafındayım. Ben yani de Sivasspor'un karşılıklı gol var. Gol bulacağını da düşünüyorum ama ya Balkani'den de yine kalesine gol göreceğini düşünüyorum. Çünkü çok pozisyon veriyor Sivasspor'da. Yani Kulüc'ü belki 1-0 yendi ama bayağı net pozisyonlarda kaçırdı Kulüc maçta. Bayağı baskı kurduğu anlar da oldu. Zaten ligdeki durumu ortada Sivasspor'un. Balkani, Slavia Praha bile deplasman 2 gol atmayı başardı aslında. Böyle zaman zaman tehlikeli olabilen de bir takım rakip kalede. O yüzden karşılıklı gol varın. Oranı bence gayet güzel gözüküyor. Yani Sivasspor kazansa da kalesine gol görür bence. 2.5 üst. Maç sonu 1-2.5 üstte biraz daha oran yükseltmek adına alınabilir diyelim. Perşembe bültenindeki temsilcilerimizin maçlarını değerlendirdik. Bol şans dileklerini bir kez daha gönderelim. Çarşambayı da Ümit Avcı ile başlayalım. İyi olur vallahi. Var mı?
Ya çarşamba günü de yine Avrupa kupalarında takımlarımız oynamaya devam ediyor. Galatasaray da ilk maçına çıkacak. Galatasaray Nef'te. Yani kolay bir maç olmayacak. Çünkü Galatasaray'da uzun konusunda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Yani Morgan'ın henüz form tutmaması. Geçen sezon zaten hiç oynamamıştı. Dolayısıyla böyle bir soru işareti vardı kafalarda. Morgan form tutamadı. Floyd da sakatlandı. Uzun süre takımda olamayacağı açıklandı. Belki oraya bir takviye gelecek. Bu da Galatasaray'ın oyununu çok etkiliyor. Şimdi Ostende Belçika takımı çok atlet bir takım. Yani genç oyunculardan kurulu, savaşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım ki Belçika basketbolunun da aslında yükselişte olduğunu Avrupa Şampiyonası'nda net şekilde görmüştük. O takımın bir benzeri oyun yapısı olarak. Dolayısıyla onlar mücadele tarafında çok önde olacak. Galatasaray'da D-Boss form tutamadı. Henüz geçen sezonki, işte o geçen sezon nasıldı? Galatasaray rakip yardıma gittiği anda Melo, İşte Akun Pursel bir şekilde cezayı kesebiliyordu. Şimdi öyle bir takım da yok. Kenan sonradan dahil oldu. Mesela hafta sonundaki Anadolu Efes maçına da net şekilde gördük. Galatasaray şu anda öyle bir tehdide sahip değil. Dolayısıyla çok affedersiniz, mutlaka hücumda bazı sıkıntıları yaşayacak diye düşünüyorum. Bunu da savunmayla gidermeye çalışacak. Sadık'ın 5 numaraya geçtiği pozisyonda evet Galatasaray için belki hücum anlamında çok önemli bir artı. Ama takımın diğer parçalarının da o noktaya gelmesi zamana çok fazla ihtiyacı olan bir takım görüntüsünde Galatasaray. Bu nedenle ben bu maçta yüksek limitlerden, 150.5 mesela limitten alt tercihini önereceğim. Galatasaray henüz hücumda ritmini bulabilmiş değil. Ya buna rağmen esasında Efes'le dengede oynadılar son çeyreğe kadar. Evet, çünkü... Umut verici değil mi sence? Ya umut verici tabii ki ama her takıma karşı şimdi Sadık'ı 5 numaraya çektiğinde Anadolu Efes orayı çok fazla cezalandıramadı. Anadolu Efes'e tek uzun da çıkmıştı. Şimdi Larkin sakat olduğu için Türk oyuncu rotasyonundan bir oyuncu sonuçta. Oraya yabancı almak zorundasınız kısa rotasyona. Yukarıdan yani tepe oyunlarından bir tanesini eksiltiyorsunuz. Tek uzunla çıktığı için Anadolu Efes belki orayı fazla cezalandıramadı. Ama koşan atlet takımlara karşı bu sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla bu düzen can sıkabilir. Sadık için demiyorum. Sadık gerçekten görevini her pozisyonu çok iyi yapıyor. Ama Galatasaray'ın mutlaka kısalardan skora ihtiyacı var. Yani onların form tutması lazım. Geçen sezonki gibi net şutörler değil. Bu nedenle biraz atletizmle orayı kapatmaya çalışacak. O açıyı kapatmaya çalışacak. Bu da daha düşük skorları beraberinde getirir. Şampiyonlar Ligi'ne artık uzanalım. Ozan German da bugün Şampiyonlar Ligi'nin topunu aldı yanına. Bakalım Benfica Paris Saint Germain grupta 2'de 2 yapan ve büyük bir avantaj elde eden hem Juventus hem Maccabi Haifa iki takım da geride bıraktığı fikstürde ikisini de mağlup etti. Özellikle Benfica'nın Juventus'u deplasmanda mağlup etmesi çok sürpriz de sayılabilir aslında. Yine güzel, keyifli 1.90 dakika izleyeceğimizi düşünüyorum. Hatta Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'ne ayırdığı mesai. Benfica tribünleri tıklım tıklım olacak. O atmosfere de ben çok seveceklerini düşünüyorum. İki takımın karşılıklı gollerini izleriz diye tahmin ediyorum. Hatta Paris Saint Germain'den de maç sonu 2 gol, deplasman 1.5 üstü düşünüyorum. Ya Benfica sezonu çok erken açtı. Roger Schmidt yönetiminde hazırlık maçları kupa... Lig bütün hepsini kazandı ta ki hafta sonuna kadar. Golsüz berabere kaldılar. Bunun sinyallerini veriyordu ama son maçlarda kazanırken çok zorlanıyordu. Biraz Benfica'nın ben yorulduğunu düşünüyorum açıkçası. Akıllarda Paris Saint Germain maçı olmuş olabilir mi? Ya olabilir. Mutlaka ki etkisi vardır ama fizik olarak yorulduklarını düşünüyorum. Gerçekten yani 90+12'de falan kazandıkları maçlar oldu. Yıprandı. Benfica çok da geniş bir rotasyonu yok. Paris Saint Germain'e baktığımız zaman son hafta Mbappe yedekten oyuna girdi. Orada da yine hafta arası haberler çıktı. Mbappe, Messi ve Neymar'ı istemiyorum haberleri yine gündeme geldi ama Şampiyonlar Ligi'ne çok daha konsantre bir Paris Saint Germain ve Messi görüyorum. Ve Paris Saint Germain'in kazanacağını düşünüyorum. Ben de deyip sana topu veriyorum. Ben de sevgili Benfica'nın artık sezon ilk yenilgisi olacak herhalde değil mi? Yine evet. Sezon ilk yenilgisini alacağını düşünüyorum ama gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü ortak tercih olarak düşünüyorum. İkisini birleştirince oran biraz daha yükseliyor. Ayrı ayrı baktığımızda oran çok yüksek değil. Çünkü Benfica'nın gol bulmada sıkıntısı olmayacaktır ama Juventus karşısında izledik ya Juventus çok daha farklı yenebilirlerdi. Yani kazandılar ama çok daha farklı yenebilirlerdi. Çok pozisyon harcadılar. Ama Paris'in de
kalitesinin çok fazla geleceğini düşünüyorum Benfica'ya. İki takım da bu arada bu sezon çıkmış olduğu tüm resmi maçlarda kaybetmemiş. Bugün bir ilk yaşanacak, bu hafta bir ilk yaşanacak bence. Paris'in galibiyetini bekliyorum ben. Skor da düşünüyorum. 4-2'lik bir Paris galibiyeti bekliyorum. Bu Bültende Ne Var programımızın paylaşımlarını yaparken sosyal medyanın başlığını ilan etti. Benfica ilk mağlubiyetini alır diyeceksin o zaman. Bekliyorum bu, evet. Bu karşı tarafta Benfica'ları üzdüm biraz, kusura bakmasınlar. Ama Paris çok sert bir duvarla karşılaşacaklar. Paris çok inanıyor. Bu sene şampiyon. Her sene olduğu gibi yine Şampiyonlar Ligi'ni almak istiyor. Bakalım başarabilecekler mi bu sefer. Grubu 18 puanla bitirirlerse ben şaşırmam. Ha, hepsini kazanmasını, 6'da 6 yapmasını bekliyorsun. Peki Şanlı Milan'ına götür bizi. Şimdi Chelsea Graham Potter yönetiminde henüz istediği futbolu tam sergileyemiyor. Yavaş yavaş toparlanma sinyalleri veriyor ama son olarak çok zorlandılar Crystal Palace'ı yenerken. Salzburg'a puan kaybetmişlerdi. Zaman geçti çok daha iyi olacaklar. Buna eminim ama şimdi rakip Milan. Milan da Serie A'da çok iyi gidiyor. Tamam Napoli'ye kaybetti ama yine de genel olarak iyi bir Milan görüyoruz. Avrupa'da o iyi futbolu bazen yansıtamıyorlar. O yüzden ben Chelsea deplasmanında kazanmalarını çok zor görüyorum ama bu dağınık Chelsea'ye gol atabileceklerini düşünüyorum. Karşılıklı gol var beklentim benim bu maçla ilgili. Gollü de bir beraberlik bekliyorum. Yani iki maç bir puan. Alayım üst üste iki tane Milan maçı oynayacaksın. Yani bu maçın yani dördüncü hafta maçları İtalya'da bu kez Milan Chelsea oynuyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea yoluna devam etmek istiyorsa bu maçın alacağı bir 3 puana %100 ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Milan %100 demeyeyim ama %90 ihtimalle beraberliği tabii ilk önce cebine koymak isteyecek. Ligde istediğini aldığı için o Avrupa'daki şaşalı günlerine geri dönme çabasında Avrupa'da başarı istiyor. O yüzden Milan'ın da maça ben çok konsantrasyonu yüksek çıkacağını düşünüyorum. Yani Milan 1 puanla dönerse 5 puan yapıyor. Chelsea 1 puanda kalıyor. 4 puanlık fark arasında oluyor ve İtalya'da ağırlayacak bu kez Chelsea'yi. Dolayısıyla Chelsea'nin böyle korner üstleri, taraf korner üstleri, evet, ilk yarı maç sonucu Chelsea korner önde bitirirleri değerlendirilebilir. Ben biraz daha korner tarafındayım. Aynı fikirdeyim. Kısa keseceğim. Önerim ilk yarı 7 artı korner. Ev sahibi canlıda da üst alınır değil mi? 4.5. Yani canlı öncesi de alınır. Ev sahibi 4.5 korner üstü, 5.5, 6.5 korner üstü ne açılırsa alınır. Ben ilk yarı 7 korner toplam. Yani Milan'da katkı versin 1-2 tane. 5-2, 7 korner güzel olur. Pekala. Basketbolumuz? Salı'ya geçelim. Salı günü basketbolda yine Avrupa Kupası. Bu kez Pınar Karşıyaka, İzmir'de olacağız. İzmir'de ben sezon öncesi hazırlığını izledim. Pınar Kapı izlemiştim. Ve Karşıyaka'nın son yıllarda bu kadar hücuma yatkın bir takım oluşturduğunu görmemiştik. Yani tam Ufuk Sarıca'nın kafasındaki kadroyu kurulmuş gibi gözüküyor. McCallum müthiş bir skorer. Yine yanına Jalen Smith gelince çok etkili ikili olabiliyor bu iki yıldız isim. Kenan oynadığı zaman uzunları daha çok devreye sokabiliyorlar. Ve son dakika transferleri Kuzminskas bence sezonun en önemli hamlesi oldu Karşıyaka için. Pınar Karşıyaka'nın bir anda hedeflerinin yükseldiğini gösterdi. Yani mental anlamda da Karşıyaka'ya çok şey katacak bir transfer. Boyalı alanda mesela ilerleyen haftalarda çok konuşuyoruz. Delgado çok gelişime açık bir oyuncu. Muhtemelen yani yaş olarak belki çok genç değil ama piyasaya damga vuracak gibi gözüktü. Karşısındaki takım da harika. Onlar da tempolu oyunu oynayabilen. Bu sezon kadrolarını Stranix başta olmak üzere önemli isimlerle takviye eden Michel bunlardan bir tanesi bir ekip. Onlar da hücuma yatkın basketbolu seviyor. Dolayısıyla İzmir'de yüksek tempoda bir maç bekliyorum. Her ne kadar taraftar olmayacak olsa da ki bu Karşıyaka için önemli bir sıkıntı olacak. Ama yine yüksek tempoda bir karşılaşma bekliyorum. İlk yarıdan üst tercihi değerlendirebilir. Güzel bir maç. Salı iddia bülteninde bizleri bekliyor. Ajax, Napoli'yi ağırlayacak. Çok keyifli bir 90 dakika olacağını düşünüyorum. Napoli Serie A'da 8 maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik. Harika bir performans. Kvaratskhelia'nın muhteşem performans. Yine golünü attı. Durmuyor. Ya atıyor ya attırıyor. Maşallah diyelim. Napoli maçını, Ajax maçında da gollerine devam etmesini temenni edelim. Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara harika başlangıç. Yani Liverpool'u da Rangers'ı da farklı mağlup ettiler.
Bu performans Hollanda'ya da yansır diye düşünüyorum. Gol bulacaklarını düşünüyorum. Ajax'ın ise bu sezon kendi sahasında oynadığı tüm maçlara baktım. İlk yarılarda o maçların hepsinde gol atmışlar. Bu yeni oyunlarda güzel oranıyla birinci yarı karşılıklı gol 3'ün üzerinde. Ben deneyeceğim Ajax-Napoli maçında. 3.20'ydi en son. Yani Osimhen'in sakatlığını bile aramadılar. Hiç aramadı. Çok önemli bir oyuncu Osimhen Napoli için. Sana katılıyorum. Zevkli bir ilk yarı bekliyorum ama ilk yarı karşılıklı golden ziyade, yani daha doğrusu ilk yarı karşılıklı golün riskine girmeyeceğim. İlk yarı 2 gol diyeceğim. Bir takım 2-0 da yapabilir. Ben de gollü maç bekliyorum. Ben maçın geneline yayacağım. Yani ilk yarı gollerde gelmesi çok muhtemel ama 3.5 üst. Üst ve karşılıklı gol var. İkisini aynı anda değerlendireceğimiz tercihi değerlendirdim ben. Bunun yanında tabii Osimhen'i aramadılar. Simone gayet iyi. Kvarat zaten muazzam. Kravat reis. Kvarat reis. Ajax'ın da iç saha performansı ortada. İç sahada çok rahat gole giden bir takım. 3.5'te de gider diye düşünüyorum ben maç. Kapanışı Şampiyonlar Ligi'nin en iyi maçıyla yapalım. Inter-Barcelona ile yapalım. Şimdi Inter geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Milan'a kaptırdı. Şampiyon kadrodan Lukaku'yu geri aldı ama Lukaku sakat. Lukaku'nun sakatlığında büyük maçları da kazanamıyor. İşte Bayern'e kaybettiler, Milan'a kaybettiler. Ardından Roma'ya kaybetti. Roma'ya kaybettiler. Udinese'yi de kaybetmişlerdi. Diğer tarafta da Lewandowski Barcelona'yı zirveye taşıdı. Bir tek Bayern Münih maçını kaybettiler. O maçta da Lewandowski inanılmaz goller kaçırmıştı. Lukaku'suz Inter'in Lewandowski'li Bayern karşısında puan alamayacağını düşünüyorum. Ben Bayern galibiyeti bekliyorum. Roma maçı sonrası. Barcelona galibiyeti bekliyorum. Roma maçı sonrası mı Simone Inzaghi soyunma odasına inerken merdivenlerden kayıp düştü? Galiba. Zaten ayağı kayacak belli. Yani orada kaymadıysa da kayar. Çok, o görüntü şu anda aklıma geliyor. Çok kalmayacak gibi gözüküyor. Yani son ayağını maçlarına çıkıyor diye. Ayağını kaydırdılar diyorsun. Evet, ben zaten yayındaydım Inter'in maçında. Güle güle Simone şarkıları da söyledik. Çok kalmayacak gibi gözüküyor artık. Inter bayağı kötü durumda. Ama Inter'in iç sahada bazen böyle maçın belli dakikalarda boğucu bir futbolu oluyor. Ben Barcelona'yı boğabileceklerini düşünüyorum bazı alanlarda. O yüzden gol bulacağını düşünüyorum Inter'in ama attığından fazlasını yemesi çok muhtemel bir karşılaşma. Barcelona çok formda. Karşılıklı gol var ilk tercihim. Diğer tercihim de maç sonu 2 ve karşılıklı gol var olacak. Barcelona'nın gol yiyerek kazanacağını düşünüyorum. Ben de maç sonu 2 bekliyorum Barcelona. Net kazanmalarını bekliyorum. Şampiyonlar Ligi, Euro Lig, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, hafta içi bülteni çok yoğun. Ümit abi, var mı eklemek istediğin son bir şey? Herkese bol şans diliyorum. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Çünkü çok yoğun bir hafta gerçekten Türk basketbolu için. Ve şu güzel mücadele ettiğimiz bütün kupalarda şampiyonluk adayımız var. Yani çok net şekilde şampiyonluk adayımız var. Bu da bizim için gerçekten güzel bir detay. O zaman hem futbolda hem basketbolda tüm temsilcilerimize canlı gönülden başarılar dileklerini gönderiyoruz. Hafta sonu bülteniyle tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.